GoPro Hero 9'un maksimum lens mod adı verilen bir lensi var. Bugünkü ride'ımızı bu lensi kullanarak yapacağım. Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün GoPro Hero 9'un biliyorsunuz lensleri değişiyor. GoPro Hero 9'un maksimum lens mod adı verilen bir lensi var. Bu lens görüntülerin çok daha smooth, çok daha stabil olmasını sağlıyor. Görüntüler bisikletle inerken çekilen görüntüler sanki normal yolda yürüyormuş gibi çıkıyor. Bir de biliyorsunuz bu yeni GoPro'nun Horizon Leveling özelliği var. O da bu lensle birlikte çok güzel çalışıyor. Bu lensi sipariş etmiştim. Bu lens geldi. Bugünkü ride'ımızı bu lensi kullanarak yapacağım. Hem görmüş olacağız diğer normal kendi lensiyle yapılan çekimlerdeki arasındaki farkı. Değer mi değmez mi karar vermiş olacağız. Fakat ondan önce bisiklet parkurunda Akın'la buluşacaktık. Tam ben parkura çıkıyordum ki kendisi aradı. Bisikletinin zinciri kopmuş. Kısmet nasıl bir kısmetse. Şimdi onun yanına gidiyorum. Buralarda bu imkansız yurtlar dahilinde tamir etmeye çalışacağız inşallah, yaparız bakalım. Nerede kendisi göremiyorum. Hani nerede? Benim arabanın, senin arabanın oradaymış ama. Nerede acaba? Ha, şurada oturmuş galiba. Çökmüş. Vah kankam, araban mı bozuldu? Ustam, çözebileceğiz mi işi? Allah büyük. Elimizden geleni yapacağız. Aa, seninki SRAM la. İçinde mi geldi onu? Evet. Bisikletle mi geldi? O zaman kesin olur. Ben zaten senin aldığın parçalardan daha önceden koydum burada bulunsun diye. Aa, onlar ver bakayım. Pin var orada ama için içinde yani ekstra bir şey satalım olmaz. Bu olmaz acaba. Bu. Evet, bizim bisikletle gelen zincir parçası uymadı.
Evet arkadaşlar, Akın'ın bisikleti arıza yaptı. Biz kendi şartlarımıza tahmin edemedik çünkü parça gerekiyor. Benim bisikletle gelen şuradaki zincir parçaları da ona uymadı çünkü farklı model. Benimki SRAM'in 11'lisi, onun SRAM'in 12'lisi. Dolayısıyla orada yapamadık parkurda. Tabii bisikletin zinciri de çalışmadığı için Akın'ı ben eve bıraktım. Onu eve bıraktıktan sonra da tekrar oraya dönmektense onun evine daha yakın olan Karrek diye bir parkur var, biliyorsunuz daha önce de çekimler yapmıştım. Oraya geldim. Şimdi bugün o olmadan like yapacağız. Bakalım yeni video açısını beğenecek misiniz? Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Thank you. Oh.
Evet arkadaşlar, şimdi bugün GoPro Hero 9'un chin mount denen, yani çeneye takılan, kaskın çene kısmına takılan aparatını kullanıyorum. Şimdi başka bir aparat var. Neydi adı? Bu göğüs aparatına takılıyor. Mıknatıslı. Snap mount ha. Direkt böyle üstünüze, arabaya, mesela arabanın sunroofuna takmak istediğinizde mıknatısın karşılığını dışarıdan takıp mount'u içeriden cama sabitleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu göğüse de aynı şekilde takılıyor. Dolayısıyla bundan sonra videolarda göğüs açısını da görecek olabilirsiniz. Duruma göre hangisi güzel olursa orada devam edeceğim. Bu arada biliyorsunuz Skydio 2 diye bir drone sipariş ettik tam 6 ay önce. Dünyanın en iyi takip drone olarak gösteriliyor. Zaten Amerikan ordusuna da yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Yani çok detaylı bir video gelecek onunla ilgili ama eğer drone elimize ulaşırsa çekeceğiz inşallah. Yani bırakıyorsunuz tepeden. Mesela arabadan indin, bisiklete bindin. Drone'u bırakıyorsun. Parkurun altına kadar hiçbir şekilde takılmadan, çarpmadan seni takip ediyor ve bunu yani öyle dümdüz peşinden gelerek yapmıyor. Bir tane beacon denen bir aleti var, şöyle şu boyda küçücük. Onu takıyorsunuz buraya. Mesela iniyorsunuz. Burada oklar var. Mesela sol oka bastığınızda drone sizin solunuza geçip çekimi soldan yapmaya başlıyor. Mesela sağ oka bastığınızda drone sağa geçip sağdan çekmeye başlıyor. Yani aynı zamanda şey gibi, director gibi kendiniz belirleyebiliyorsunuz nereden çekilmesini istediğinizi. Neyse, onunla ilgili zaten detaylı video gelecek. Fakat hem bu pandeminin girmesi, çok butik bir firma bizim burada Kaliforniya'da fabrik şeyleri, imalatları ve talep çok. Drone'un sadece drone fiyatı $900. Önceden ön sipariş veriyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. İşte size bir numara veriyorlar. Her numaranın belli bir teslim tarihi var. Ha, bizim Ekim'di. Aralığa kadar sarktı bu pandemiden dolayı. Şimdi Aralık'ta geleceği söyleniyor. Bütün ben tabii Beacon'ın yedek pilini, kumandasını aldım ama makinenin kendisi gelmedi. O yüzden onu bekliyoruz. O gelince inanılmaz güzel videolar çıkacak. Harika videolar izleyeceksiniz inşallah. Bu kadar bugünlük. Ha, bir de ileride bir iki hafta sonra kendime, biliyorsunuz Christmas yaklaşıyor, yeni yıl. Yeni yıl için bir değişiklik yapıp bir hediye alabilirim. O da sürpriz olsun. Onu da eğer olursa zaten videoyla paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Bugün GoPro Hero 9'un maksimum lens modunu çene aparatıyla chin mount'la denedik. Daha denemeler devam edecek ama benim gördüğüm sonuçlar harika. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.